Dayılar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Soru tahminlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru karşımıza geliyor. Burada ayrım onüsü ile alakalı bir durum var gençler. Ayırma üstünde biliyorsunuz ki sıvı-sıvı heterojen sıvı karışımlar birbirinden ayırmak için kullanılıyor. Yalnız burada Y ve Z karışımının homojen olduğunu, X bunlardan X karışımı Y ve Z karışımına heterojen yapıya sahip olduğunu unutmamak lazım. Z'nin öz kütlesi X'ten küçüktür şeklindeki bir durum kesinlik ifadesi yoktur. Çünkü Y bunun öz kütlesini çok çok düşürmüş olabilir. Çünkü Y ve Z karışımı homojen olduğu için kesinlik yok arkadaşlar burada. Dikkat edin. Yoğunluk farkından yararlanarak bütün sıvılar birbirinden ayrılır. Bütün sıvılar birbirinden ayırabilmeniz için sadece yoğunluklarının farklı olması yeterli değildir. Çünkü yoğunluklar birbirine çok yakın olabilir. Bu karışım ayrılamaz arkadaşlar. YZ karışım ayrımsal damıtma ile ayrılır. YZ karışım evet homojendir, evet sıvıdır. Ayrılabilmesi için ayrımsal damıtma ile kaynama noktaları arasındaki farkın biraz olması gerekiyor. Yani Fark olması gerekiyor ki ayrılsın. Yoksa ayrımsal damutmayla da bu karışımlar birbirinden ayrılamaz. X'in kaynama noktası Y'den büyüktür. Evet yoğunluğu büyüktür gibi gözükür. E, y'den büyüktür diyebilirsiniz. Ancak sadece yoğunluğa bakılarak da kaynama noktası büyüktür diyemezsiniz arkadaşlar. Kesinlik yok. Gelelim E şıkkına. X suda çözünürse yani X polarsa su polar olduğu için Z çözülmez. Z eğer polar olmuş olsaydı X de çözünürdü arkadaşlar. Bunun için hikayemiz E olarak söyleyebiliriz. Klasik ÖSYM kalıplarından bir tanesidir bu soru kalıbı arkadaşlar. Yine dikkat etmemizde fayda olan noktalardan bir tanesi. Özellikle arkadaşlar iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi gibi kelimeler karşımıza çıkıyorsa Yoğunlaşma enerjisindeki hikayede 2A grubunun yoğunlaşma enerjisi 3A'dan büyüktü. Hatırlarsak 5A grubununki de 6A grubundan büyüktü. Soruya bu mantıkla bakalım arkadaşlar. 1A grubu, 6A grubu, 5A grubu, 2A grubu. Şu hikayeye çok dikkat edin derim. Azotun proton sayısı en küçüktür diyor. Gördüğünüz gibi atom numarası 7'dir arkadaşlar. Burası 8'dir. Burası 18, 19'dur. Burası arkadaşlar 12'dir. Evet doğru. Magnezyum 2 elektron vererek soy gaz. Metal elektron verir. Soy gaza ulaşır. Doğru 2A grubu olduğu için. Oksijenin birinci yollaşma enerjisi 6A grubundaki bir adam. Azotun birinci yollaşma enerjisi yani 5A'dan arkadaşlar büyük olamaz. Cevabımız C olarak söyleyebiliriz. Yine güzel soru kalıplarından bir tanesi denge buhar basıncı ile ilgili bir soru. yere yarısına kadar su konuluyor. Daha sonrasında kapatıldığında su seviyesinin azaldığı belli bir süre sonra sabit bir şekilde kaldığı gözüküyor. Sıcaklık etkisiyle buharlaşan molekül sayısı artmıştır. Tabii ki denge buhar basıncına sıcaklığın çok büyük etkisi vardır. Yeterli süre bekletildiği de buharlaşmanın durduğu gözlenir. Arkadaşlar denge olayında durma diye bir şey yok. Gözle görülen olayların bittiği, gözle görülmeyen olayların başladığı yer olduğu için dengede olay duruyormuş gibi gözükür ama durmaz arkadaşlar. Oluşan buharın denge buhar basıncı kurması için sistemin kapalı olması gerekiyor. Denge buhar basıncı ya da sıvı buhar basıncının olabilmesi için sistemin kapalı olması, sabit sıcaklık olması gerekiyor. Bunlar dengenin olmazsa olması arkadaşlar. Zorunlu değildir diyor. Cevabımız yalnız bir olarak söyleyebiliriz. Yine ÖSYM'nin sorabileceğini düşündüğüm kalıplarından bir tanesi bakanlık uyardı. Çamaşır suyuyla tuz ruhunu birbirine karıştırmayın. Genellikle annelerimiz kuvvetli temizlik yapmak için birbirlerine karıştırırlar. Özellikle bayramdan birkaç gün öncesinde arkadaşlar. Daha sonrasında hastanede soluğu alırız. Çamaşır suyuyla tuz ruhunun karıştırılması sonucunda açığa çıkan gaz klor gazıdır arkadaşlar. Nefes darlığına sebebiyet verir fazla miktarda alınırsa ciğere çok ciddi anlamda zarar verir. Asit bazların günlük hayatta kullanımlı alanları çok önemlidir. Buna bir asit bazlarla ilgili hangisi doğrudur? Evsel kimyasal aynı yerde bulundurulabilir. Böyle bir sakıncaya, sıkıntıya sebebiyet vermemek için bulundurulmaması gerekir. Delişik asit ve bazlar evde kullanılabilir. Kullanılırsa arkadaşlar ciddi tehlikeler olabilir. Kimyasal maddelerin karıştırılması sonucunda temizlikte daha güçlü sonuçlar alınması zaten bizim yanlış bildiğimiz doğrulardan bir tanesi. Yani doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi arkadaşlar. Zayıf asit olan sirke ile kuvvetli bazlar karıştırılabilir. Asit bazla karıştırılmasında sıkıntı vardır. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Yani bunların hiçbirisi doğru değildir. Tık işaretlerini yaptık ama asit bu buharları kesinlikle solunmamalıdır. Ciddi anlamda vücuda zararı vardır. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Cevabımız edilin olarak doğru olan kısım söyleyebiliriz. Yine arkadaşlar güzel soru kalıplarından bir tanesi. Burada kalsiyum karbonat var. E, bazik karakterli bir adam. Örneğin bazı karakterli bir adama tuz ruhunu ilave ederseniz karbondioksit gazı açığa çıkar. Karbondioksit burada bulunan su sonuç nihayetinde su vardır. Buradaki yapıyla karbonik asit oluşturur. Karbonik asit asit olduğu için amonya ilave ederseniz bunu tutar. CH4 arkadaşlar nötr özellik gösterir. Asit de bazla suyla tepkimeye girmez. CH4 ne yapacaktır? Karşı tarafa direktmen kesinlikle çıkacaktır arkadaşlar. Antibiyotik ülkemizde en çok kullanılan ilaçlardan bir tanesidir. Önemli bir kısmı gereksiz ya da yanlış kullanılır. Antibiyotiklerle ilgili olarak arkadaşlar böyle bir tanımsal bir soru karşımıza gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. E, dozun yetersiz kullanılması antibiyotiğin direncini arttırır. Sonuç itibariyle antibiyotiği kullanmak için verilen doktorlar şunu söylüyorlar. 7 gün, 6 gün, 5 gün her neyse şu kadar gün kullan. E biz iyileştik diye 3 gün 4 gün kullanırsak ne yapacaktır? Antibiyotik, vücut mikrop yapısı buna daha fazla direnç gösterir ve karşımıza daha sıkıntılı olarak gelecektir. Direnci artmış bakteriler daha fazla olarak çoğalırlar ki böyle bir karşımıza sıkıntıyı doğuracaktır zaten. Yanlış antibiyotik kullanımı böbrek, karaciğer, kalp gibi organlara ciddi zararlar verecektir. Hastalıkların tedavisi için mutlaka antibiyotik kullanılır hikayesi bizim bildiğimiz en büyük yanlışlardan bir tanesidir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ali Öğretmen laboratuvarda bir deney yapıyor. Etil alkol su karışımını ayrımsal damıtma ile nasıl ayrılacağını gösteriyor. Arkadaşlar damıtma mantığında şuna dikkat edin. Damıtma temel mantığında şuna dikkat edin. Normal bir basit damıtmamız var. E, tuzla suyu birbirinden ayırmak için basit damıtma sistemi kullanılır. Peki hocam basit damıtma kullanılan sistem mesela tuzlu suyu birbirinden ayırmak için basit damıtma yerine biz buharlaştırma yapsak da birbirinden ayıramaz mıyız? Ayırırız. Sıkıntı yok. Peki basit damıtmayla buharlaştırma dediğimiz kristallendirme dediğimiz sistemin arasındaki temel fark nedir arkadaşlar? Basit damıtmada Tuzla suyu ayrı ayrı elde ediyorsunuz. Ancak buharlaştırma sisteminde amacınız ayırmak. Yani tuzla suyu birbirinden ayırmak arkadaşlar. E, buraya dikkat edin. Ayrımsal damıtmanın temel farkı ise sıvı sıvı homojen karışımlara uygulanıyor. Kaynama noktaları farklı. Basit damıtma katı sıvılara uygulanıyor. Birbirinden ayırıp elde etmek için. E, sıvı sıvı homojen karışımlara da arkadaşlar geneli itibariyle e, ayrımsal damıtma uygulanıyor. Aradaki temel fark arkadaşlar buna dikkat edin. Aradaki temel fark şurada gördüğünüz fraksiyon kısmıdır. Fraksiyon cam parçacığıdır. Örneğin alkol tanecikleri yukarı doğru çıkarken bu fraksiyon kısmındaki cam parçacıklarına çarptığı zaman enerjisi az olanlar gerisin geri aşağı doğru iniyorlar. Ancak bu olmazsa basit damıtma olur. Karşıya direkmen geçerler. Tabii ki soğutucu düzenek sistemiyle ne yapacaktır? Ee, yoğunlaşıp destilat kısmında toplanacaktır. Aylin sıvı sıvı homojen karışımları basit damıtma ile ayrıldığını, destilattaki saflık oranının düşük olduğunu söyledi. Evet arkadaşlar doğru. Sıvı sıvı homojen karışımlarda siz basit damıtma uygularsanız karşı tarafı Allah ne verdiyse geçecektir. Mert basit damıtma ile ayrımsal damıtma arasındaki farkın fraksiyon olduğunu izah etti. Zaten biraz önce söyledim. Elif Fraksiyon kısmından geçmiş maddenin sıcaklığı ile soğutucu kısmı arasındaki fark ne kadar fazla ise maddenin sıvı olarak toplanması zor olur. Aradaki fark ne kadar fazla olursa kolayca toplanma karşımıza gelecektir. Örnek verelim arkadaşlar. Burası 78 derecedeki alkol tanecikleri yukarı doğru fırladılar. Burayı geçtiler. Bu aşamayı geçtiler. Burasının sıcaklık değeri eksi 10 derece oldu diyelim ya da 10 derece oldu, 5 derece oldu. Arkadaşlar buradan 78 derecedeki adam bir anda soğuk hava tabakasına denk geldiği için bir anda ne yapacaktır? damla 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 aşağı gelecektir. Aradaki fark azalırsa yani 78 dereceye 5 derece değil de diyelim ki 50 derece koydunuz. Ne yapacaktır? Aradaki fark az olduğu için bazı buhar tanecik alkol buhar tanecikleri hala o sıcaklık değerinde kendilerini hissetmeye çalışacaklar. Ne yapmayacaklar arkadaşlar? Destilatta toplanmamaya çalışacaklar. Dikkat etmekte fayda var. Yağmurun oluşumu basit damıtma örnektir. Doğrudur arkadaşlar. Bu arada petrolün damıtılması da ayrımsal damıtma örnektir. Kaynama arasındaki farkın çok yüksek olduğu maddeler için basit damıtma uygulanması gerektiğini söylüyor. Tuzla su ne yapacaktır arkadaşlar? Basit damıtma uygulanır. Ayrımsal damıtmaya gerek yoktur. Çünkü tuz ve suyun kaynama noktaları birbirinden çok çok farklıdır. Yani çok çok büyüktür. Evet arkadaşlar bu soru kalıbında şuna dikkat etmekte fayda var. Şuradan itibaren evet şöyle yapalım. Şöyle izah edelim. Kışın karayollarının buzlanmasını önlemek için tuzlama çalışması yapılır. Bunun için karayollarının kışın her yıl işletme endüstrisi tarafından kullanılan miktarının yaklaşık 10 kat daha fazla kullanılır. Kışın yollar tuzla beraber kum serpilerek ne yapılır? Buzlanma önlenmeye çalışır. Peki bu nelere sebep olur? Köprüler ve yolların tahrip olmasına sebep olur. Deniz kenarındaki levhalara bakarsanız daha çabuk çürüdüğünü görürsünüz arkadaşlar. Kuşlar ve memelilere zarar verir. Çünkü yeraltı sularına karışan yapılar ne yapacaktır? Tuzlu su kuşlar ve memeli yapılarına zararı verecektir arkadaşlar. Bitki örtüsünün bozulması tabii ki ağaçlara dolaylı yoldan arkadaşlar zarar verecektir. Dikkat etmekte fayda var. Tamamına zarar verecek 1, 2 ve 3 olarak söyleyebiliriz. Yine orijinal soru kalıplarından bir tanesi. İlaçlar hap, şurup, iğne, merhem şeklinde olabilir. Bunların temel sebebi bu şekilde olmasının temel sebebi değildir diyor. Maddelerin tat ve kokularını maskelemek Temel sebeplerinden bir tanesi vücutta dağılımın eğilmenini kontrol etmek temel sebep. Vücut dokuları içinde istenilen bölgeye yerleştirmek temel sebep. İstenilen bir şekilde çözülmesini sağlamak temel sebep. Ancak insanların daha kolay bir şekilde kullanabilirliklerini sağlamak temel sebep değil arkadaşlar. Tamamen ihtiyaç ifadesiyle genel olarak ifade edilen bir şey. Yani ihtiyaçtır temel sebep değildir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Evet yine güzel soru kalıplarından bir tanesi arkadaşlar. Asit yağmurlarına sebep olan yukarıdaki oksit kısımlardır. Yağmur suyuyla birleşen bu oksitler pH değerini düşürebilir. Örneğin arkadaşlar SO2 yapısını birleştirdik suyla beraber sülföz asit dediğimiz H2SO3 denilen bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Bu H artı iyonlarını arttırdığı için pH'ı ne yapacaktır? Gidecek, düşürecektir. pH'ı düşmüş olan bir yapının asit karakterinin sahip olduğunu söyleyebiliriz. pH değeri düşmüş bir yağmur suyu endüstrisi gelişmesinde enerji üretiminin artmasını gösterir. Çünkü ee, Özellikle fabrika bacalarından çıkan gazlar bu gazlardan olduğu için arkadaşlar bu da su buharıyla yukarıdaki gökyüzündeki su buharıyla birleşip asit yağmurlarını oluşturur. Bu da yine de sürünün geliştiğini izah edebilir. Oksit yağ, oksitler yağmur suyuyla her zaman tepkimeye girebilir. Arkadaşlar NO gibi bir nötr oksit suyla ne yapmayacaktır? Tepkimeye girmeyecektir. Nötr oksitler suyla tepkimeye girmeyecektir. Buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Cevabımız 1-2 olarak söyleyebiliriz. Yine grafik sorusu karşımıza geliyor arkadaşlar. X maddesinin gaz bir maddenin soğuması ile alakalı bir durum. Burada hemen grafiği izah etmeye çalışayım. Gaz, e, gaz sıvı karşımıza gelecektir. Burası sıvıdır. Burası katı sıvıdır arkadaşlar. Öyle değil mi? Katı sıvı. Burası katı olarak karşımıza gelir. İkinci bölgede düzenli olarak soğumaya başlanırsa tanecikler çekim gücü artar. E, soğumaya devam ederseniz tanecikler yakınlaşma olacaktır. Evet soğumaya başladığı için. Üçüncü bölgede madde homojendir. Gördüğü gibi sadece sıvı vardır doğrudur. Dördüncü bölgede kinetik enerji değişmez. Kinetik enerji sadece sıcaklıkla değişir. Kimyada buna dikkat edin. Kinetik enerjinin değiştiği bir yerde ise potansiyel enerji değişmez. Burada kinetik enerji değişmiyor. Burada aşağı doğru eğilim olduğu için potansiyel enerji giderek azalır. Tanecikler birbirinden pardon tanecikler birbirine yaklaştığı için potansiyel enerji giderek artacaktır. Kinetik enerji değişmez. Doğru. Beşinci bölgede maddenin tamamı donduktan sonra sıcaklık tekrar düşmeye devam eder. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet sıcaklığın düştüğünü görüyorsunuz aşağı doğru indiği zaman. Sıcaklık değişimi sırasında maddenin kimlik özelliği değişmez. Bu kimyasal bir nicelik değildir. Fiziksel bir yapıyı oluşturur arkadaşlar. Laboratuvarda kullanılan en yaygın sistemlerden bir tanesi derişimli çözeltilerin hazırlanması. Çözelti hazırlama hikayesi, madde deney yapılırken işte biraz önceki bahsettiğim noktalardan bir tanesi, asitin üzerine su eklenir, suyun üzerine asit eklenmez şeklinde bir ifademiz vardı. Öyle değil mi? Asitin üzerine su eklenmez. Pardon. Suyun üzerine asit eklenir şeklinde bir ifademiz vardı. Burada çözelti hazırlanırken arkadaşlar bu hikaye, bu hikaye, bu hikaye, bu hikaye yapılması gereken önemli şeylerden bir tanesidir. Ancak balon joje yani kullanılacak çözeltiyi oluşturacağınız kabın içerisine maddeyi koyup özellikle katı bir maddeyi tarttıktan sonra koyup üzerine o çizgiye kadar 500 mililitre, 1 litre, artık kaç mililitre hazırlayacaksanız ona kadar suyu koyup daha sonra çözerseniz hazırladığınız çözelti o derişimde olmayacaktır. Peki ne yapmanız lazım? Bir miktar su koyup çözdükten sonra hacmini arkadaşlar ona tamamlamanız gerekiyor. Bu da MEB'in kitabında izahı ifadesi olan önemli yerlerden bir tanesidir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yeni nesil soruların en önemlilerinden ve en güzellerinden bir tanesi karşınızda arkadaşlar. Oda koşullarında bu deneyi yapmış birisi olarak söyleyeyim. Iyot ve çinko yapıları birbirine çok benziyorlar. İkisi de siyah renkli karşınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ancak bunlar ısıtılınca iyot mor menekşe renginde bir buhar olarak karşımıza geliyor. Katıdan gaza geçen süblimleşen bir madde. Çinko ise ısıyı verirseniz sıvılaşan bir madde. Peki bunun temel sebebi nedir? ısının metal tarafından daha çok iiyot tarafından daha az iletilmesi etkenlerden bir tanesi olabilir ancak temel sebeplerden bir tanesi değildir arkadaşlar. Temel nedeni değil. Kimyasal tür, yapı, atom, iyon, molekül farklı çekim kuvvetlerine sahip olması iyotta arkadaşlar ne özellik vardır? Van der Waals apolar yapıya sahip olduğu için London kuvvetleri mevcutken Çinko yapısında ne vardır? Metalik bağ vardır. Tabii ki türler arasındaki etkileşim son derece önem arz etmektedir. Evet, son soru kalıbı fiziksel kimyasal özelliklerle ilgili bir durum. Tabii ki saniyesinde belki yapabileceğiniz kalıplardan bir tanesi arkadaşlar bu. Şeker pancarından şeker eldesi fiziksel bir olaydır. Kimyasal nereden çıktı kardeşim diyebilirsiniz. 40 kilojülden daha az enerjiye sahip olan yapılar fizikseldir arkadaşlar. Şeker pancarından şeker eldesi 40 kilojülden daha az enerji verilerek yapılan bir işlemdir. 40 kilojülden daha yüksek enerjiyi vererek fiziksel olan tek bir yapı arkadaşlar suyun kaynaması. Hidrojen bağlarının koparılması için 43 nokta ikilik bir kilojüllük bir enerji gereklidir. Buna dikkat edelim. Diğerlerinin hepsi kimyasal fiziksel hikayeleri doğrudur. Ancak burada şeker pancarından şeker eldesi fiziksel bir olaydır. Enerjisi 40 kilojülden daha düşüktür.